Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşürlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kınamsızlı Xtaylar ekranımız olsun. Uyghurlar Xtay akullarının işlemcilerine ayrılıp kalmakta. İctimai uçur vasıtlarında tarqılıp atqan sırlar Xtay rejimi bilen hemkarlaşkan Xtay şirketleri ve Xtay akullarının Uyghurlarını mecburi emgeki seyilip atqanlıqını paş kılmakta. Xtay xalqara cemiyatını aldaş teşviqatını küçü etiş bilen birge Şarkı Türkistan xalqını izcil türdü mecburi emgeki seyilip atqan bulup İctimai uçur vasıtlarında tarqılgan sırlarda aşka arılınışça Xtay Uyghurlarını intayin töven şaqqi ve kopal muamili bilen mecburi emgeki seyliş cinayetini izgil devamlaştırgan. Lager şahidi Zümrət Hanım hembehirligen bir kancısında Xtay şirketleri mecburi emgeki seyliyatkan yüzligen Uyghur kız ayarları körüsligen bulup, mezkur Uyghurlarının korcak emeldarlarının katkı nazareti bilen mecburi emgek kılıvatkanlıqı Xtay akullarının onlarını kopal muamili bilen başkuruvatkanlıqı aşkarlangan. Bir sında mecburi emgeki selini vatkan Uyghur kız ayarlarının itizli konak oda vatkanlığı körüstülgen. Onlarını emgeki seli vatkan Xtay kopallık bilen varqırıp, yakşı işleş, hemmenge karab durumuz, kaysa ayal yakşı işlemesi heydi vitimin, bu çakçak emez, hemmeni üzüp buluş de buyruk kılgan. Yeni bir sında tehi tanı yorumagan bir peyitte sınğı algan Xtay'nın mutlak köp kısımı kız ayarlar bolgan Uyghurlarga kopallık bilen buyruk kılıp, konaklıkta iş taksimine vatkanlığı körüstülgen. Xtay işleydi İşleydiğallar yetişmemde ödep soruğanda korcak kadırlar işleydiğallarının nahayeti köp ikerlikini devamının yolda kilovatkallıkını bildirgen. Mezgür sıllar ictimai taratkolarda tarqılıp Uyghurlarını gazeplendirdi ve kayğı saldı. Bir kısım inkaslarda aynı vaqtta Xtay akullarının Uyghurlarga işlemci buluş üçün kelgenlikini bugünkü kelgende akkun Xtaylarının bu ziminin əsli igileri bolgan Uyghurlarını xorluğan halde işildivatkallıkı kayıt kılındı. Xtay Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılıq cinayetini devamlaştırış bilen birge, xalqını her xil bahaneler bilen Xtay şirketleri de itizlerde mecburi emgek salmaqta. Xtay'nın bu cinayetleri xalqara cemiyetke aşkarılanğan türlük cezalar, imbargolar icra kılınıvatkan bir vaziyette Xtay teşviqat vasıtları saxtı teşviqatlarını devamlıq küçü etmekte. Xtay Şarkı Türkistan'ı pütülleyi Xtaylaştırış üçün Şarkı Türkistan'daki her qaysi caylarda teşviqat vasıtları arqılıq her xil namlarda Xtay ölkelerden Xtay akullarını təklif qılıp Uyghur dehqanlarının terilğu yerlerini Xtay'a bölüp bergen. Bu əhval yıllardan beri devam kılıvatkan bulup tarqalğan sırlardan aşka arılınışça növetli Şarkı Türkistan xalqı Xtaylarga işlemci bulup mecburi emgek kılış əhvali asasen umumlaşkan. İlgiri Xtay işlemciler digen sözler tarqalğan bolsa növetli Uyghur İşlemciler degen söz umumlaşığa başlagan. Xtay rejimi yana Xtay akullarını Şarkı Türkistan'a yerleştiriş hareketini alahide teşvik kılmakta. Bundan ilgiri tarqalgan sırlarda Xtaylar Şarkı Türkistan'a yerleşişki çakırılıp, akullarga haksız yer, haksız öy, üsümsiz qariz, zor miqdarda yardım pulu təminlendiganlığı teşvik kılıngan idi. Yıkınkı yıllarda Xtay yana Şarkı Türkistan'da dehqanlarını her xil vasıtlar bilen terilgo yerlerini hemkarlıq kooperatifiga berişge mecburluğan. Andın yerlerden ayrılgan dehqanlarını atalmış eşinci emgek küçü qatarıgı kirgüzüp, onlarını eşinci emgekçilerini yötkep işgı orullaştırış namıda Xtay ölkelerge sürgün kılışkı şarait hazırlıgan. Arkadın her xil namlar bilen Şarkı Türkistan'a Xtay akullarını yerleştirgen. Küzetküçüler Xtay'nın türlük namlar bilen Xtay akullarını köçürüp geliş hareketini izgil devamlaştırıp atkallıqını ilgirki zamanlar Xtay akullarını etizlerde işkiseli atkan münbet tıpıraklarının əsli igileri bolgan Uyghurlarının növette Xtaylarının başkuruşudaki işlemkiler bulup kalgallıqını bildirişmekte. Xtay casusluk organının iki əmeldari Fransiyadan çıkıp getişke buyuruldu. Xtay casusluk organının Fransiyada duruşluk iki əmeldari bir Xtay puğrasını mecburi halda Xtay'a qaytırışkı çetişlik bolğallıqı sebeplik Fransiyadan çıkıp getişke buyurulgan. Fransiya Xalqara Radiosu'nun 3. yoldaki haberde bildirilişe, Xtay'nın casusluk organı bolgan Devlet Bihatırlık Ministerliğinin Parijde duruşluk işhanısının müderi ve muavin müderi Fransiyadan çıkıp getişke buyurulgan. Mezkur iki Xtay əmeldarını qoğulab çıkırış buyruğunu Fransiya Prezidentlik Sarayı çıkarğan bulup, Xtay rejiminin narazılıqını qozğumaslıq üçün məxbi tutulğan. Fransiya tərəf mezkur iki Xtay casusunu Mart ayında Parijdən bir Xtay öktikini Xtayğa məcburi qaytırış hərəkətini planlığan dəb əyibləgən.
Xitay əməldarları casusluq qılmışıdan özünü qaçırış üçün xata düşünüş bulub qalğanlıqını dəva qılğan. Amma bu kar qılmığan. Fransiya Taşqı İşlər Ministerliği Fransiya Dünya Gezitigə bu xəbərinin rastlıqını dəlilləyən. Bildirilişcə, məzkur vəqə bu yıl 22 mart yüz bərgən bulub, binormal körünüş Paris aerodromidiki çigra saxçılarının diqqətini tartqan. Xitay casusluq orqanığı təvə 7 Xitay Fransiya saxçılarının köz aldıda bir Xitay ərini qarşılıq görsətkinəgi qarımay tizimləş işgəgi məcburi sörəb elib manqan. Fransiya çigra saxçılarının arlışı nəticəsi də Xitay casuslarının Linhuacan isimlik 26 yaşlı Xitay öktiçini məcburi Xitayğa qaytırış planı əməlgə aşmıqan. Fransiya taratqılarının xəbər qılışca Xitay casusluq orqanı xadimləri Linhuacanını Germaniyada tutqun qılıb Fransiyadiki Xitay əlçixanısıqa elib kelgan va Parijdagi bir yer osti uyiga solab qo'ygan. U Xitoy xodimlariga moslashmaganligi uchun keyin Parijdagi Xitoy oshxonasiga apirilgan va u yerda zo'ravonlik muomilasiga uchragan. Xitoyning Fransiyadagi elchixonasi voqeadan keyin bayonot e'lon qilib, Linhuajanning Falun Gong muridi ekanligini, uning Falun Gong faoliyatlariga qatnashganlik xatoligini tunib yetganligini hamda ixtiyoriy holda Xitoyga qaytib o'zini ma'lum qilmoqchi bo'lganligini da'vo qilgan. Ammo Linhuajanning oshkorlashicha uning Falun Gong muridlari bilan hech qanday aloqasi yo'q ekan. Xitoy elchixonasi uni majburlab oldin tayyorlab qo'yilgan xatolikni tunish xaytini majburiy ko'chirib yozishga zo'rlagan. Amerika tunji qitim Xitoy oqqullarini chegaradan qo'g'lab chiqardi. Amerika hukumatı chegaradan qonunsiz kirgan 100 dan ortiq Xitoy oqqullarini tunji qitim chegaradan qo'g'lab chiqargan. Amerika Devlet Xavfsizlik Ministerliği 2 iyul bayonot e'lon qilib, Amerika hukumatining o'tgan hafta oxirida bir cho'ng tipdagi maxsus ayroplan o'rinlashtirib, Amerikaga qonunsiz kirgan 116 Xitoyni Amerikadan qo'g'lab chiqarganligini bildirgan. Bu 2018 yildan buyon Amerikaning tunji qitim qonunsiz Xitoy oqqullarini Xitoyga qaytirishi bo'lib, bu qitimni qaytirish harakati Amerikadagi Xitoylarning qattiq diqqatini qo'zg'agan. Amerika Devlet Xavfsizlik Ministerligi bu haqda bayonot e'lon qilib, bu qitimga qaytirish harakatida Xitoy ko'chmanlar boshqarish idorasi bilan zich moslashganligini bildirgan. Bayonot yana Davlat xavfsizlik ministerligi davomliq Xitoy JX ministerligi va ko'chmanlar boshqarish idorasi bilan hamkorlashib, texamo ko'p qaytirish harakatini o'rinlashtirdi deyilgan. Amerika Davlat bexatarlik ministerligining bir amaldori Amerika ovoziga bu qitim maxsus ayroplan bilan jami 116 Xitoyni qaytirganligini muayyanlashtirgan. Biroq mazkur amaldor boshqa uchurlarni, xususan mazkur qonunsiz Xitoy oqqullarining Amerikada qanchalik vaqt turganligi, ayroplanning Xitoyning qaysi shahriga uchganligi yoki ayroplan chiqimini kim to'laganligi qatorliq uchurlarni ta'minlamagan. Amerika Davlat bexatarlik ministri Alejandro Mayorkas bu haqdagi bayonotida biz ko'chmanlar qonunni davomliq ijro qilib, Amerikada turishi qonunsiz bo'lganlarni qaytirib etamiz degan. Xitoyning sharqiy rayonlari iyg'ir kelkun apitiga duch keldi. Xitoydagi Yangzi daryosining o'tir va tovan iqindagi suv saviyasi o'rlab, sharqiy rayonlari iyg'ir kelkun apitiga duch kelgan. Janubiy sahar gazetining xabarida bildirilishicha, 2 iyul soat 8 da Xitoydagi eng cho'ng tatliq suv ko'li bo'lgan Poyanxo ko'lining suv saviyasi bu yil tunji qitim 19 metrlik ogohlantirish saviyasidan 2 metr eshib ketgan bo'lib, soat 20 da Poyanxo ko'lining Shingzi punktidagi suv saviyasi 21.29 metrga yetgan. Reuters agentligining xabarida deyilishicha, Xitoydagi eng uzun daryo bo'lgan Yangzi daryosining Jiangsu qismidagi suv saviyasi yuqori iqindagi suv oqimining kuchayishi va uzun davomlashgan yomg'ir sababidan 3 iyul qacha davomliq o'rligan. Xitoy axborot vositalarining bildirishicha, Jiangsu o'lkasining markazi Nanjing shahri 2 darajali kelkun ogohlantirishini e'lon qilgan bo'lib, barliq paroxotlarining jumladan yo'lovchilar paroxotlarining Yangzi daryosi qismiga kelishiga yoki Yangzi daryosida qatnashishiga cheklama qo'yilgan. Xitoy suv boyligi ministerligi seshanba kuni Yangzi daryosining o'tir va tovan iqinidagi suv saviyasining allaqachon xavf xatar saviyasidan eshib ketganligini e'lon qilgan. Uningdan boshqa seshanba kuni kech boshlab 2 darajali kelkundan mudofiyalanish jiddiy tadbirlari yo'lga qo'yilgan. 3 iyulgacha bo'lgan dastlabki statistikaga asoslanganda 22 iyundan boshlangan kelkun Nanchang, Jiujiang, Jingdojin qatorliq 9 shahar rayoni va 65 nohiyaga ofat bo'lgan. Hozirga qadar 1,531,000 Xitoy ofatga uchragan bo'lib, 26,000 Xitoy bexatar joyga yetkazilgan.
42 000 Xitay ciddi halde başka cayga uğrulaştırılgan bulup, netçe 10 manlıgan Xitay ciddi turmuş yardımıge muhtaç bulup kalgan. Ondan başka 154 bütün 16 000 gektar ziraat ziyanga uçurgan bulup, 11 bütün 15 000 gektar ziraat pütülleyi nabut bulgan. Bivasta kilip çıkan iqtisadi ziyan 1 milyard 590 milyon yuanga yetken. Hürmetli körmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz bu şehirde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.